Ağladığın duyulmasın. Rumeysa Öztürk. İkimiz de üşüyorduk. Bazıları odasına çekilmişti. Lobide çay içip sohbet edenler kahkahaya boğulup oyunlar oynarken, o gecenin bu derin karanlığı ve keskin soğuğunda kapının önündeki iskemlede iki büklüm oturmuş, üstündeki siyah montuna sıkı sıkı sarılmış, arada bir esip geçen rüzgara, ince ince çiseleyen yağmura ve kalemi tutarken titreyen eline rağmen küçük bir deftere acaba ne yazıyordu? Çaprazındaki iskemleye oturup bir müddet izledim onu. El yazısı da eli hatta tüm bedeni gibi ufak hafif tombikti. Sıra sıra diziyordu harfleri. Göz ucuyla baktım ancak okumak mümkün değildi. Beni hemen fark etmedi. Fark edince de başını kaldırıp hafif gülümsedi ve yazmaya devam etti. Biraz bekledim. Ne yazıyorsun? Samimiyetle ilgili bir deneme yazmaya çalışıyorum. Okuyabilir miyim? Ah tabii ama henüz bitmedi derken defterine yazdığı o son sayfayı koparıp bana doğru uzattı. Zaten pek bir şeye benzemedi ama Öyle deme, merak ettim. Bugün dinlediğimiz derslerden birini hatırlattı bana. Evet, o derste hocanın söylediği birkaç şey beni çok etkiledi. Bu yazımda onlara yer vermek istedim. İçinizdeki çocuğun çığlıklarını duymuyorsunuz. Onu dinlemiyorsunuz. O çığlıkları bastırıyor, yok sayıyorsunuz. Belki dedim, bu cümlede karşı tarafa seslenirken böyle suçlar gibi değil de kendimizi de katarak yazarsak daha iyi olur. Çünkü biraz durdu, düşündü. Doğru, haklısın dedi. İçimizdeki çocuğun çığlıklarını duymuyoruz. Onu dinlemiyoruz. O çığlıkları bastırıyor, yok sayıyoruz. Evet. Arasına yazdığı kağıdı koyduğu defteri sehpanın üzerine bıraktı. O sırada hışımla esen bir rüzgar defteri sehpanın üzerinden yere savurdu. Hemen kaldırdı defteri ve aradan savrulan sayfayı ta ilerideki ağacın dibinde buldu. Gülümserken kağıdı defterin arasına sıkıştırdı. Bir de kontrol eder gibi defterin ön kapağını açtı. Oradaki katlanmış kağıtları eliyle biraz ayırdı. Belli ki başka yazıları da vardı rahatlamış bir ifadeyle bana döndü. Demek ki eksik bir şey yoktu. Çiseleyen yağmura, arada bir sertçe esen rüzgara ve soğuğa aldırmadan sohbet etmeye başladık. Burası ikimize de iyi gelecek gibiydi. Üşümek de neydi? Bir ara onlar bunu önemsemez ki. Nasıl gidiyor diye merak edip sormazlar bile. Onlar için önemli olan bir an önce bölümümü bitirmem. Ben çok zorlanıyorum diyordu. İç çekişi havada buhar oldu. Ama yapacak bir şey yok. Öyle ya da böyle gidecek işte. Üzülmüştü. Sarılmak istedim. Bir şeyler mırıldandım ama susmak en güzeliydi. Bir müddet öylece sustuk. Sonra kalkıp içeriye geçtik. Bu sırada o defterine sıkı sıkı sarılıyordu. Lobide neredeyse kimse kalmamıştı. Yine de en arka taraftaki koltuğa geçtik. Bir şeyler daha konuşmak istiyor ama nereden başlayacağını bilemiyor gibiydi. Günlerce bir arada fakat birbirimizden habersizdik. Buradaki son gecemizdi. Bu yüzden her dakika değerliydi. Başka neler yazdın? Bakabilir miyim? Diyebildim sonunda. Bu soruyu bekliyormuş gibiydi. Yüzünde bir çocuk sevinci parladı. Defterinin arasındaki katlanmış kağıtların içinden bir tanesini çıkarıp bana uzattı. "Bunu okur musun?" Sıcacıktı bu kağıt. Üşümüş ellerimi ısıtıverdi. Okumaya başladım. Bir yerde takıldım. Devam edemedim. Tekrar tekrar okudum. Geçemedim. Beni içine çekti. Düştüm. Kısırıldım ya da yakalandım. Gözlerim tekrar tekrar sözlüklerin üzerinden geçiyor. Başa sarıyordu. Teslim oldum. Titrek bir sesle bir şeyler söyledim. Sormuş da olabilirim. Hatırlamıyorum ki. Sanki bir düğümdüm de o beni çözü vermişti. Başımı kaldırdığımda yüzünde yine bir tebessüm, fakat bu defa acı bir tebessüm beliri verdi. Uzun uzun sustuk. Bulunduğumuz yerin duvarlarında bir şeyler arar gibi göz gezdirdik. Gözlerinden başka bakacak yer kalmamıştı artık. Bekliyordu. Uzun uzun bekliyordu. Ellerimi bir dizlerimin üzerine, bir kenara koyuyordum. Sehpanın üzerinde tutacak bir şey arıyordum. Olmadığını biliyordum. Neyi bekliyorsun? Ne söyleyeyim? Ne duymak istiyorsun diye çaresizce çıkışı verdim. Sustu. Güzelce sustu. O haliyle sanki sıkma kendini, rahat bırak, dinlerim ben seni demişti. Susarak da ısrarcı olunurmuş meğer. Altı üstü birkaç gün için buraya gelmiştik. Sonrasında hepimiz geldiğimiz yerlere dönüp hayatımıza devam edecektik. Beni ille de üzmek mi istiyorsun, ille de üzülmemi mi istiyorsun diye sordum. Sakin bir ses tonuyla hayır Elbette öyle bir niyetim yok, şeklinde cevapladı. Ama ben sende burada kimsede görmediğim bir şey gördüm. Ve bence biz, derken durdu. Ve başını hafif sola eğdi. Bir şekilde birbirimize benziyoruz, diye cümlesini tamamladı. Beni en zayıf yerimden yakaladın, dedim. Yüzüme değil, önüne bakıyordu. Ama ben şimdi bunları anlatmak istemiyorum. Hem birkaç saate kadar yolcuyuz. Bil ki yazdığın bu cümle çok doğru diye devam ettim. Uzun zamandır bunu düşünmüyordum. Unutmuşum. Tekrar hatırlamış oldum. Gerçekten öyle deyip sonlandıracaktım. Olmadı. Anlattım. Uzun uzun anlattım. İçli içli, sessiz sessiz devam ettim. Onun da gözleri ara sıra buğulandı. Ne kadar koyu olduklarını şimdi fark ettim. İki yanımda mendiller birikmişti. Sol tarafta kalan defterse bizi izliyor gibiydi. Sanki hüzün de yanımızda oturuyordu. Son mendili sıkı sıkı tutuyordum. O bir eliyle defteri aldı, diğer eliyle elimi sardı. Sıcacık gülümsedi. Artık ne susacak yer, ne söyleyecek söz kalmıştı. En iyisi biraz olsun uyumaktı. Ben ancak kendimi toplayıp kalkabildim. O eşyalarımızı da aldı. Asansöre bindik. Bu defa mahzun bir gülümsemeyle göz göze geldik. Eşyalarımı odanın kapısına kadar getirdi. Yere bıraktı. Sıkıca sarıldık, vedalaştık. Uyudum mu? Nasıl uyudum? Daha çok sızmış gibi miydim? Hatırlamıyorum. Sabah hazırlanıp lobiye indim. Gidenler olmuştu. O neredeydi? bir bir eksiliyorduk. Sıra bana geldi. Kalanlarla tek tek vedalaşıp beni havaalanına bırakacak arabaya doğru ilerliyordum. Atladığım kimse yoktu ya. Görmediğim biri kalmış mıydı? Gözlerim beni yolcu etmek için avluya çıkan bütün yüzleri taradı. Aradığını bulamadı. Vakit gelmişti. Arabaya binmek zorundaydım. Biner binmez camı açtım. Neredesin dedim mi? İç sesim miydi yoksa bu? Arabanın camından el sallarken geri geri gidiyorduk. Buradayım diye seslendi başını yine sola eğmişti hafifçe. Meğer geriden izliyormuş beni. Uzayan yol değildi. Yaklaşıyorduk. Rumeysa Öztürk, 1994'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya geldi. Viyana Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda Goethe Enstitüsü'nde yabancı dil Almanca öğretimi kursunu başarıyla tamamladı. YTB Türkçe ödülleri öykü kategorisinde üçüncülük ödülü kazandı.